Finans Merkezi'nin son bölümünde İstanbul Havalimanı İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu'nun arkadaşımız Burak Karagöz'e yaptığı açıklamalarla son vereceğiz bu kuşağımıza. Sayın Samsunlu yaptığı açıklamada hem dünya havacılık sektörü açısından önemli ve prestijli bir ödül aldıklarını, bu ödülün detaylarını aktarıyor. Hem bu seneki havacılık sektöründe yaşanan gelişmeleri ve İstanbul Havalimanı'nın kapasitesine dair gelişmeleri paylaşıyor. Hem de gelecek seneye dair projeksiyonlarını anlatıyor. Bu röportajla veda ediyoruz bugün Finans Merkezi'nde sizlere. Kadri Bey, öncelikle hayırlı olsun. Dünyaca ünlü bir ödülün sahibi oldunuz. Dolayısıyla biraz detayı anlatır mısınız? Tabii. Bizim bu son aldığımız Condé Nast okuyucu ödülü bizim için çok özel bir ödül. Dünyanın her köşesinden okuyucular önlerindeki opsiyonlara bakarak bizim havalimanımızı birinciliğe değer buldular. Bu demek ki yaptığımız servis kalitesinde, yolculara yaşattığımız tecrübede ve en önemlisi de İstanbul'u kullanırken aldıkları geri bildirimlerin, verdikleri geri bildirimlerin pozitif olmasından dolayı da birinciliği aldık. Çok değerli bir ödül bu. 2022'nin başında biliyorsunuz omikron krizi vardı. Onun etkilerini ilk 4 ayda çok ciddi şekilde yaşadık. 2022'nin tam 12 aylık döneminde 2019'u geçmemiz mümkün olmayacak. 60 milyon civarında bir yolcuyla 2019'un %16-17 gerisinde tamamlayacağız. Ama 2023'te muhakkak, yani benim beklentim de o yönde, havalimanının 2019 performansına ulaşmasını bekliyorum. Kadri Bey, şimdi özellikle dünyada daralan ekonomiler ve bir tarafta da navlun maliyetlerinin hızla düşmesi hava kargo faaliyetleri nasıl etkiliyor şu an itibariyle? Şimdi hava kargoda taşınan ürünler tabii özel ürünler. Yani normal bir navluna tabi ürünler olarak ürünlerle karşılaştırmak doğru olmaz. E-ticaretin büyüdüğü bir ortamda hızlı bir şekilde ulaştırılması gereken ürünlerin üretiminin büyüdüğü bir dönemde kargolarda çok ciddi bir etkilenme beklemiyorum. Tabii fiyatlar biraz kargoda da aşağı gelebilir. Buna açık olmak lazım. Ama bizim gördüğümüz büyüme devam ediyor hava kargoda. Burada önemli olan İstanbul Havalimanı açısından hava kargoya ayrılan kapasitelerin büyümesi ve bununla beraber de bizim yavaş yavaş elimizdeki elleşlediğimiz tonajlardan çok daha yukarıya çıkmamız. Peki şu an itibariyle finansman ve borçlanma maliyetlerindeki parametreleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi biz yatırımımızı tamamladığımız için bu daha çok bundan sonra yatırım yapacak kurumlar açısından daha büyük bir, daha önemli bir soru olduğunu düşünüyorum. Tabii ki artık paranın maliyeti daha yüksek ve aynı zamanda da hani ham madde fiyatları artıyor. Bu ne demek? Bundan sonra yatırım yapacak kuruluşlar, özellikle de bizim rekabet içinde olduğumuz kuruluşların ciddi bütçeler ayırması gerekiyor. Biz yatırımımızı tamamladığımız için bu konuda bir avantajımız olduğu açık. Bakın, bugün biz bu havalimanına bugün başlasaydık, 7,5 milyar euro harcadığımız havalimanını 13-14 milyar euroya bitirebilirdik. Ama gelirler aynı, yatırım maliyeti çok artmış durumda. Artı dünyada faiz artışı dönemindeyiz. Bütün bunları birleştirdiğiniz zaman bundan sonra yeni büyük yatırım yapılmasının önünde ciddi bir engel olduğunu düşünüyorum ben. İstanbul Havalimanı'nın %50 kapasiteyle şu an çalışması ve fazla kapasitesinin hem hava tarafında hem terminalde hazır olmasında bizim için ve Türkiye için de büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum.